alanlara yansıyan coşku ve katılım şimdi sandıklardan çıkmaya başladı. Sandık sonuçlarına dair ilk veriler tabii ki bizlerin de eline ulaşmaya başladı ve sandık sandık, il il, ilçe ilçe birçok merkezi yakından takip etmeye devam ediyoruz. Biz takip ediyoruz, veriler geliyor. Hem merkezi seçim takip koordinasyonumuz hem de yerellerdeki seçim komisyonlarımız üzerinden takip ediyoruz ama tabii algı yaratmak isteyenler de malumunuz boş durmuyorlar. Onlar da algılar yaratmak, algı yaratmak konusunda hala mahir zannediyorlar kendilerini ama öyle değiller. Şimdi öncelikle erken olmakla birlikte ilk verilere göre ortaya çıkan genel Türkiye haritası henüz sizler sormadan DEM Parti olarak biz de şöyle diyebiliriz. İlk harita bize şunu gösteriyor ki Türkiye bir yerel seçimde ve Türkiye halkları bir yerel seçimde yerinden yönetimin, yerel demokrasinin önemini bir daha hatırlatmış oldu. Tek renkliliğe karşı çok renkli bir harita ortaya çıkıyor gibi görünüyor. Tekrar ediyorum, henüz erken ama ortaya çıkan ilk haritaya göre bu tekçiliğe hayır diyen, dur diyen, toplumu görmezden gelen, kutuplaştıran, ayrıştıran bu dile, uygulamalara, yönteme ve bu katı merkeziyetçiliğe karşı tam da yerel seçimlerde yerel demokrasiyi hatırlatan ve bunun için oy kullanan bir tablo çıktı ortaya. Veriler netleştikçe tabii ki bunu değerlendirmeye devam edeceğiz. Eş genel başkanlarımız da bir değerlendirme yapacaklar. Şimdi gelelim DEM Parti'ye. Birçok seçim bölgesinde önde gittiğimizi söylemek istiyorum. Hangi seçim bölgeleri? Ağrı, Siirt, Batman, Muş, Diyarbakır, Van, Mardin, Hakkari, Dersim, Bitlis ve Kars olmak üzere birçok ilde öndeyiz. İki il saymadım, Iğdır ve Şırnak. Niye? Onlara özel vurgu yapmak için. Iğdır ve Şırnak'ta da yayılmaya çalışılan algının, bilgi kirliliğinin aksine bizim elimizdeki verilere göre önde gidiyoruz. Şimdi en büyük görev ne bu saatten sonra? Saat 17'den bu yana, hatta 16'dan beri yaptığımız bütün açıklamalarda özellikle bir konuya dikkat çektik. Lütfen ama lütfen rehavete kapılmayalım. Seçim aynı zamanda sandık güvenliğidir. Sandıklarımızı koruyalım, oylarımızı koruyalım, tutanaklarımızı koruyalım, ıslak imzalı tutanaklarımızı koruyalım. Oyların hangi partilere nasıl yazıldığına özellikle dikkat edelim dedik. Şimdi hala çok önemli bu son dakikalar. Lütfen sandıklarımızı terk etmeyelim, oylarımızı korumaya devam edelim. Bin bir emekle kullanıldı bu oylar. Dolayısıyla halkların iradelerini gasp etmek için bütün kamuoyunun önünde hiç gizlemeksizin açık bir biçimde, aleni bir biçimde ortaya konan hileleri hep beraber gün boyu takip ettik. Bu hilelerden, bu oyunlardan daha büyük olan şeyin oy kullanmak olduğunu, halkların iradesi olduğunu söyledik ve nitekim işte bu irade şimdi sandıklardan çıktı, çıkıyor ve biz de ortaya çıkanı, ortaya konan bu emeği ve bu çabayı ve bu gayreti, tekrar ediyorum, bin bir emekle ortaya konan an be an takip ediyoruz. Büyük bir titizlik ve hassasiyetle çalışıyoruz. Ekiplerimiz hem sahada hem genel merkezde çok ciddi bir dikkatle ve özenle bu dakikaları takip ediyorlar. Gelen verileri tek tek işliyorlar. Bunları aynı zamanda teyit ediyorlar. Dolayısıyla yayılmak istenen algılara kulağımızı kapatalım. Özellikle Iğdır ve Şırnak'la ilgili. Bunların yanı sıra sevgili arkadaşlar, daha önce bizde olmayan ya da türlü hilelerle bizden alınan diyelim. Dolayısıyla üzgünüm bu tabiri kullandığım için ama olanın adını koymak gerekir. Çalınan, çalınmış olan pek çok yerde de açık ara önde olduğumuzu, birçok ilçede önde olduğumuzu da söylemek isterim. Bunlara ilişkin veriler de netleştikçe sizlerle paylaşacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Ama bizi takip ederken lütfen
özen, dikkat ve titizlikle oyları korumaya, sandıkları korumaya ve zaferimizi garantilemeye önemle dikkat edelim. Bu zaferi çünkü garantileyecek olan şey sandık güvenliği için görev alan, sorumluluk alan arkadaşlarımız ve tabii ki oyları ve halkların iradesini oraya taşıyan DEM Parti gönüllüleri, DEM Parti emektarları. Dolayısıyla önümüzdeki dakikalarda yine sizinle bilgiler geldikçe paylaşacağız. Ama tekrar ediyorum, pek çok seçim bölgesinde bizden zorla alınanı geri aldık. Geri almış görünüyoruz. Veriler netleşsin, bu bilgileri teyit edelim. Size büyük seçim hileleri deneyimi biriktiren bu iktidar döneminde sistematik ve neredeyse en kapsamlı seçim hilelerini bugün ortaya koyduğunu görüntülerle gördüğümüz, her ne kadar şeffaf ve aleni ve hiç endişeye mahal bırakmayacak bir seçim geride bıraktığımız söylenmiş olsa da yetkililer tarafından öyle olmadığını ortaya koyan görüntüler de vardı. Ama buna rağmen daha önce de söylediğimiz gibi kayyumların belli ki bileti kesilmiş ve yalnızca kayyumların değil, hilelerle bizden alınanı da geri almak üzereyiz. Bunu müjdelemek ve bu müjdeyi teyit etmek için sayılı dakikalar ve saatler içerisindeyiz. Lütfen sandıklarımızı koruyalım, oylarımızı koruyalım.